Evet arkadaşlar, herkese geçmiş olsun. Umarım sınavınız istediğiniz gibi geçmiştir. Orta düzeydeki bir sınav gibi geldi arkadaşlar. Soruları bizlere aktardılar. Tarih ve anayasa sorularının tamamını biz kardeşlerimize şimdi paylaşacağız. Söylenen şeyler tarih bilgi ağırlıklıydı ki zaten son birkaç sınavdır öyle oluyor arkadaşlar. Anayasanın genel itibariyle biraz emek veren kardeşlerimizin bu işin hakkından geldiğini bizlere ifade ettiler ama tabii yine birilerine zor gelecektir arkadaşlar. İster istemez sınavın tabiatını bu var. Umarım her şey gönlünüzce olur değerli arkadaşlar. Kimileri zor, kimileri kolay diyor. Artık açıklanınca her şey ortaya çıkar. Değerli arkadaşlarım, anayasa sorularından başlamak istiyorum. Bir soruda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki problem hangisidir diye anayasanın güncel bilgiler kısmında bir sorumuz vardı ki videolarımıza defalarca vermiştik. Dağlık Karabağ sorunu çok da sıcak bir gelişme. Ergenlik yani reşitlik yaşı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Daha önce sizin gruplarda gelen bir soruydu. 18 yaşını doldurmak ergenlik yaşıdır değerli arkadaşlar. Evet, hısımlık yani akrabalıkla ilgili bir soru vardı. Soru şöyleymiş arkadaşlar. Hangisinde kan hısımlığı vardır? Yani kan yoluyla olan akrabalık vardır diye sormuş. Büyük anne arkadaşlar üst soydur ve kan hısımlığıdır. Süt kardeş falan varmış. Onlar olmaz arkadaşlar. Hukukun yardımcı kaynağı hangisidir diye bir soru çıkmış. Bilimsel görüşler değerli arkadaşlarım. Hukukun yardımcı kaynaklarında bilimsel görüşler var. Yine ön lisans grubumuza da çıkmıştı. Hangisi bir yüksek mahkemedir? Danıştay değerli arkadaşlarım. Yüksek mahkeme diri soruyordu. An itibariyle soru köklerini yanlış hatırlayabilirsiniz ama arkadaşlar biz bunu birçok öğrenciden teyit ederek aldık. Hangisi yüksek mahkemedir? Kesinlikle Danıştay değerli arkadaşlarım. Hangisi belediyenin bir organıdır? Daha önce benzer soru gelmişti. Hangisi belediyenin organıdır? Şimdi belediyenin 3 tane organı var. Belediyenin başkanı var, meclisi var, encümeni var. Seçeneklerde belediye başkanı ki gayet rahat bulunabilecek bir seçenek. Hangileri mahalli idare seçimi ile seçilir? Yani hangileri yerel seçimle gelir? Arkadaşlar, belediye meclisi üyeleriyle il genel meclisi üyeleri öncüllü soruymuş bu. Belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri tabii ki yerel yani mahalli seçimlerle geliyor değerli arkadaşlarım. Evet, anayasa devam ediyor. Oy kullanma şartı hangisidir? Seçenek vermiş. Hangisi bir oy kullanma şartıdır demiş. Değerli arkadaşlarım, belli bir yaş şartı var. Bazı arkadaşlar belli bir eğitim şartı diye bir şey işaretlemişler. Kesinlikle olmaz. 18 yaşını doldurma diye bir şartımız var. Ama oy kullanırken illa ilkokul ya da ortaokul ya da okur yazarlık aranmıyor. Dikkat. Milletvekilinin eğitim düzeyini sormuş. Eski bir soruydu yine arkadaşlar. Biliyorsun milletvekilleri en az ilkokul mezunu olmalı. Yüksek öğretim yapanlar olmuş. Hayır arkadaşlarım, o Cumhurbaşkanı için geçerli. Bakan atama yetkisi kime aittir diye bir soru var. Bakan atama yetkisi elbette ki Cumhurbaşkanı'na aittir. Atar ve görevden alır. Değerli arkadaşlarım, dün itibariyle verdiğimiz güncel bilgilerimizde şu soruyu mesela birebir vermiştik. Ateşten gömlek arkadaşlar kimin eseri ki bilgide sinekli bakkal da var. Halide Edip Adıvar'ın arkadaşlarım. İçişleri Bakanlığı afetlere müdahale ile ilgili oluşturulan birimi hangisidir demiş. Maalesef deprem gibi şeyler de gördük. AFAD, Allah razı olsun, çok da mucize şeyler yaptılar. Toprak Dede arkadaşlarım, güncel bilgiler videolarımıza defalarca vermiştik yine bunları da. Toprak Dede kimdir? TEMA'nın onursal başkanıdır, kurucu üyelerindendir. Hayrettin Karaca. Şebi Aruz gecesi ile ilgili bilgi vermiş ve bu kiminle ilgilidir demiş. Bir iki arkadaşımız maalesef Yunus Emre'yi işaretlemişler. Hayır değerli arkadaşlarım, Mevlana Hazretleri'nin de Sultan II. Abdülhamit döneminde yaşlılara, muhtaçlara, ihtiyacı olanlara ve acizler için kurulan okul ya da kurulan yapı hangisidir demiş. Kesinlikle Darül Acize'dir değerli arkadaşlarım. Halide Darül Acize, Hayrettin Karaca değerli arkadaşlarım ve Ermenistan sorusu, Dağlık Karabağ sorusu güncel bilgilerde kesinlikle yakaladığımız sorularımızda. Tarih sorularına bakalım. Hangisi Selçuklu Divanı değildir demiş. Divanı Hümayun Osmanlı İmparatorluğu'na aitti. Uzun bir paragrafta Manihe-i Zim'e geçtikleri, tapınaklarında resimler yaptıkları, minyatür yaptıkları anlatılıyor. Bu hangi devlettir demiş Uygurlar. Sivas Gök Medrese ve Konya Alaaddin Camii hangi devlete aittir demiş.
Türkiye Selçukları yani Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir değerli arkadaşlar. Ünvan sorusu var. Fatih Sultan Mehmet'in kullandığı ünvanlardan bahsetmiş. Yavuz Sultan Selim'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın kullandığı ünvanları koca bir paragrafta vermiş. Bununla ilgili hangisi söylenemez demiş. Soru kökü olumsuz. Ünvanlardan bir tanesinde Fatih'in kullandığı ünvanlardan bir tanesinde karaların ve denizlerin Hakanı ünvanı Hakan kelimesi geçmiş. Mutlaka paragrafı hatırlıyorsunuzdur. Hakan kelimesi geçtiyse hangisi söylenemez diyorsa İslamiyet öncesi ünvanlar bırakılmıştır diyemezsiniz. Çünkü Fatih'in ünvanı da halen eski Türklere ait olan Hakan ünvanı kullanılmıştır arkadaşlar. O yüzden bu söylenemez. Ciddi bir dikkat isteyen soru arkadaşlar. Hangisi coğrafya ve astronomi alanında uzman olanlardan biri değildir? Değildir istemiş arkadaşlar. Seçeneklerde Piri Reis var. Mesela coğrafyacı arkadaşlar. Ali Kuşçu astronomi var ama Naima tarihçidir değerli arkadaşlarım. Ne coğrafyacı ne de astronomi uzmanı değildir. Evet, büyük kaçkunun nedeni olarak hangisi söylenemez demiş. Duraklama dönemindeki Anadolu'daki göç hareketlerini anlatan büyük kaçkun kavramı. Bunun nedeni hangisi değildir? Devşirme sisteminin bozulması büyük kaçkunun nedeni değildir değerli arkadaşlar. Kadı sorusu var. Kadıyla ilgili hangisi söylenemez diye bir soru varmış arkadaşlar. Berat sahibi olmaları. Bu soruyu tam hatırlamadılar ama umarım doğru vermiş olacağız Allah'ın izniyle. Ufak bir yanılma payı da elbette var. 1881'de kurulan borç idaresi arkadaşlar inanın bu soru belki 10 defa çıktı ya şu ana kadar. Muharrem kararnamesiyle kurulan Duyun Umumiye İdaresi. Evet, tarihçi Neşri'nin bir sözü verilmiş koca bir paragrafta. İstanbul'u Fatih yaptı demiş, bir şeyler anlatılmış. İşte buna göre hangisi söylenemez demiş. Neşri'nin İstanbul'u Fatih yaptı sorusundan birçok öge çıkıyor arkadaşlar. Fatih'in İstanbul'la ilgili çalışmaları verilmiş ama sancaklara şehzadelerin gönderilmesi Fatih'ten daha önce başlayan bir gelişmeydi. Söylenemezin cevabı bu oluyor. 19. yüzyıldaki hayır kurumunu sormuş arkadaşlar. Klasik hayır kurumundan farklı olanı sormuş. Hilali Ahmer ki biliyorsunuz bu daha sonra Kızılay'a dönüşüyor Atatürk döneminde. İngiltere ve Fransa'nın 1800'lü yıllarda Osmanlı'ya borç verme isteğinin olmasının nedeni. Yani niye bu kadar istekliydiler Osmanlı'ya borç vermede diye soru öncüllü. Bir öncülde Avrupalıların yani İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı'nın dış politikasını etkilemek bunu alacaktınız. Bir de Osmanlı'nın iç işlerine karışmak arkadaşlar. Bu ikisini bu sorunun cevabı olarak öncüllerde alınması gerekiyormuş herhalde arkadaşlar. Evet, Balkan Savaşları sonunda Osmanlı sınırı neresidir demiş. Şimdi bu soru çok kurnazca hazırlanmış. Balkan Savaşları özellikle burada çoğul vermiş savaşları. Sadece 1. Balkan Harbi'ni alırsanız Midye Enes hattı seçeneklerde varmış ve umarım onu işaretlemediniz yanlış yaparsınız. Balkan Savaşları diyorsa 1 ve 2'yi beraber değerlendiriyoruz. Ve sınırımız neresi oluyor 2. Balkan Harbi'nde? Meriç Nehri oluyor. Aman aman Midye Enes hattı bu sorunun cevabı değil arkadaşlar. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephede savaşı? Seçeneklerde doğru olarak Suriye. Suriye-Filistin cephesi var. Mustafa Kemal'in Mebusan, son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne üyeliği, boşluk, TBMM'ye üyeliği, boşluk doldurma. Mebusan Meclisi'ne Erzurum'dan Mebus, TBMM ise Ankara'dan milletvekili seçilmişti. Daha önce iki kere bu soru çıkmıştı. 1. Nünü Savaşı ile ilgili bir paragraf var. Yunanlar saldırıyorlar, yeniliyorlar ama günler sonra açıklama yapıyorlar. Aslında diyorlar biz oraya bir keşif yapmıştık diyorlar. Buna göre hangisi söylenemez diye bir soru var. Yunan'ın saldırı gücü kırıldı seçeneğine ulaşılamaz değerli arkadaşlarım. Vatanın bütünlüğü ilk kez vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. İlk kez nerede ifade edildi diye soru var. Amasya genelgesi arkadaşlar. Bazı dostlarımız kafaları karışmış. Amasya görüşmeleri yani protokollerini işaretlemişler maalesef. Evet, Amerikalı General Harbert raporu hangi sorunla ilgilidir demiş. Aman aman Harbert raporu Rumlarla ilgili değil Ermenilerle ilgilidir arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Londra konferansına gitmesindeki itilaflara kabul ettirmek istediği amacı nedir diye soru gelmiş. Misak-ı Milli'yi kabul ettirmek TBMM'nin buradaki amacını sormuş arkadaşlar.
1950'de Türk-Yunan sorunu neyle yine tekrardan sorun başladı demiş. Kıbrıs sorunu daha önce çıkan bir soru. Hangisi Varşova Paktı'na üye değildir demiş. Seçeneklerde Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya var. Onlar üye ama Avusturya Varşova Paktı'na üye değildir. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi savaşa çekmek için müttefik devletlerin Türkiye ile yaptığı konferans hangisidir diye soru var. Tabii ki Tahran Konferansı. Atatürk'ün Fransa ile ilgili bir sözü var. 1936'lı yılları anlatıyor o söz. Bu tarih zaten olayı çözen şey tarihtir. Fransa ile ilgili bir sözü var ve Hatay sorununa Atatürk orada atıfta bulunuyor. 36'da Fransa bölgeden mandater yönetimini Suriye'den çektiği için Hatay problemi yaşanıyor. 1924 Anayasası'nın ilk haliyle ilgili hangisi söylenemez, yoktur demiş. Arkadaşlar 1924 Anayasası'nda kadınlara seçme ve seçilme hakkı anayasanın ilk halinde yoktu. 1930, 33 ve 34'lü yıllarda sonradan verildi. Evet arkadaşlar bütün soruları verdik. Umarım cevaplarınız istediğiniz düzeydedir. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kanalımızı terk etmeyiniz lütfen. Bildirim almak istemiyorsanız zili kapatın ama kanalımızdan çıkmayın. Bu kanal sizler sayesinde güçlü. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.